Merhaba, Azı Tıklı Yaşam 101 ikinci bölüme hoş geldiniz. İlk bölümde gıda israfından, gıda israfımızı azaltmak için yapabileceğimiz alışveriş alışkanlıklarımızdaki küçük değişikliklerden bahsetmiştim. Bu bölümde de gıdalarımızı nasıl en verimli şekilde saklarız ki hiçbir şey bozulmasın, hiçbir şey çöpe gitmesin, biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle gıdanın son kullanma tarihine dikkat etmek tabii ki çok önemli. Ama bilmemiz gereken bir şey var ki son kullanma tarihi ilk olarak aslında mağaza son satış günü olarak ortaya çıkmıştır. Yani bazı gıdalar aslında son kullanma tarihi gelmesine rağmen bozulmuş olmuyor. Biz de son kullanma tarihi geldi diye atıveriyoruz onları çöpe ve maalesef ziyan oluyor. O yüzden gıdalarımızın ne kadar süre dayandığını ve ne koşullarda dayandığını bilmemiz çok önemli. İkinci özen göstermemiz gereken şey de meyve ve sebzeler. Maalesef en çok çöpe giden gıdalar bunlar. Bunun birinci suçlusu etilen gazı. Etilen gazı kulağa böyle çok korkunç bir şey gibi geliyor olabilir. Hiç öyle değil. Etilen gazı meyvelerin, sebzelerin içinde bulunan bir büyüme hormonu aslında. Gaz halinde bir büyüme hormonu. Bazı meyvelerde çok fazla oluyor bundan. Mesela muz nasıl böyle yeşil yeşil alırız, eve geliriz, ertesi gün sararır, sonra iyice yumuşar, böyle bir tatlanır. Sonra bir bakmışsınız kapkara olmuş. Bu içindeki etilen gazından kaynaklanıyor. Çok fazla büyüme hormonu salgılıyor. Şimdi bu hormonu bu kadar salgılayan bir meyvenin yanına bu hormona hassasiyeti olan bir sebzeyi koyduğunuzda ne oluyor? O sürekli oradan böyle büyü diye baskı yapıyor. Zaten olgun bir sebze bir anda bir bakmışsınız bozuluveriyor. O yüzden bizim bu etilen gazını salan meyve sebzeleri birbirinden ayırmamız çok önemli. Biraz bunu anlatacağım. Kendi mutfağımda hangi gıdaları ne koşullarda saklıyorum onları göstereceğim. Belki sizlere de bir faydası dokunur. Burası benim asıl mutfağım. Normalde videolarımı stüdyomda çekiyorum. O yüzden buraya da hoş gelmiş bulunmuşsunuz şu anda. Evet, bu sefer de dolabıma hoş geldiniz. Ta-da! Şimdi bu arada bir ötecek. İlk önce kapanması için şuraya bir şey takmam lazım. Aslında bu da yaptığımız bu arada bir enerji israfı. Ama şu anda iyi bir, hayırlı bir sebep için yapıyoruz. Kapatamadım. Efendim, nereden başlasam, nasıl başlasam? Şimdi dolabımızın kapak bölümü en sıcak bölümlerinden biri. Bir de sürekli açılıp kapandığı için çok fazla ısı değişikliğine maruz kalıyor. O yüzden süt ürünlerini aslında burada saklamamamız gerekiyor. Burada daha çok soslar, içecekler saklanabilir. Hakeza yumurta da aynı şekilde. Yumurta da burada çok fazla ısı değişikliği olduğu için burada saklamak yerine dolabın içinde saklamak daha iyi. Şimdi ben burada nelerimi tutuyorum? Bir kere mevsimsel beslendiğimiz için domates almıyoruz kışın. O yüzden burada kışlık domatesler mevcut. Deli bir zeytin bağımlısıyım ben. O yüzden burada çeşit çeşit zeytinim. Efendime söyleyeyim, turşu. Burada mantar var. Mantarı mümkünse böyle kese kağıdında saklayın. Burada süper gıdalar var. İşte spirulina, maça, ondan sonra bu ne? Asayim var. Bunları maalesef bunları paketli alıyorum. Büyük paketli almaya çalışıyorum. Ve alır almaz böyle cam kavanoza koyuyorum ki daha uzun süre devam etsin. Daha uzun süre bozulmadan kalsın benimle. Burada kuşkonmazım var. Kuşkonmazı uçlarını kesip böyle su dolu bir kavanozda böyle çiçek gibi, bayağı az kaldı bu, saklarsanız çok daha uzun dayanıyor. Bunu aynı şekilde böyle tezgahın üstünde de saklayabilirsiniz. Efendim, sonra mıcığına burada zencefil ve zerdeçalım var taze. Bir de burada bir tane yarım limonum var. Onu mumo wraplere sardım. Bal mumundan saklama kumaşları diyeyim. Bunları edinmenizi tavsiye ederim. Hayat kurtarıyorlar. Stretch film yerine yarım olan her şeyi buna sarıyorum ki hava almasın, daha uzun süre dayansın diye. Dolabımızın en üst rafı hazır gıdaları, yani yemeğe hazır gıdaları saklamak için ideal. Buraya normalde işte peynir, şarküteri ürünleri,
ya da daha önce pişirilmiş hazır yemekleri koyabilirsiniz. Ben de öyle çok peynir ve şarküteri olmadığı için onlar yok buzdolabının üst köşelerinde. Burada bende neler var? Burada gördüğünüz gibi artan öğünlerim var benim. İşte meyve salatam, bir salata, burada bambumun tatlı patatesi var. Ondan sonra burada da haşlanmış hazır kinoa var mesela. İşte ya bunları hava almayacak cam kavanozlarda ya böyle bir kasede yine mum wrap, stretch film yerine bunları kullanabilirsiniz. Ya da burada gördüğünüz gibi böyle bez boleleri kullanabilirsiniz. Bunları nereden edinebileceğinizi paylaşacağım ben. Sonra gelelim orta göze. Şimdi gördüğünüz gibi bende öyle dolabım hınca hiç dolu değil. Çünkü zaten öyle olmasını istemiyoruz. İhtiyacımız olan kadını alıp bittikçe yenisini almak. Şimdi burada neyim var? Dediğim gibi yumurta biraz böyle tartışmalı bir konu. Bazısı yumurtayı dışarıda tezgah üzerinde saklamayı tercih ediyor. Ben yine de dolapta saklıyorum. Dediğim gibi kapak yerine dolabın böyle orta gözünde saklıyorum. Bu karton kutularla gidiyorum pazara. Bunları doldurup doldurup geliyorum. Karton kutuda saklamak önemli. Çünkü yumurtalar buzdolabının kokusunu çekebiliyor. Burada yaban mersini ve frambuazım var biraz. Onları da hemen aldığım gibi kavanozluyorum. Ev yapımı unlarımı ben dolaba koyuyorum daha uzun süre dayanmaları için. Ama kiler dolabınızda ya da bir çekmecede de saklamanız mümkün. O da okey. Kenevir tohumum var. Onu da daha taze kalması için dolapta saklıyorum. Şurada karnabaharımız var. Karnabahar, brokoli, lahana gibi gıdaları ya böyle bir kese kağıdında ya da nemli bir mutfak bezine sarıp dolapta saklayabilirsiniz herhangi bir rafında. Ama yine etilen gazı salan meyvelerden uzak tutalım. Şimdi kereviz sapı ve havucu saklamanın en verimli yöntemlerinden biri böyle su dolu bir kavanoza koymak. Bu şekilde tezgah üzerinde de saklayabilirsiniz. Fakat ben dolapta tercih ediyorum çünkü dolapta çok daha soğuk oluyor. Böyle çıkarıp tık tık çatır çutur soğuk soğuk yiyebiliyorsunuz. Ve böyle 3 haftaya kadar falan çıtır çıtır dayanıyorlar. Gördüğünüz gibi benim havuçlarım biraz tipitoş. Bunu yiyeyim de. Havuçlarımın böyle yamuk yumuk olmasının bir sebebi var. Maalesef gıda israfının en önemli sebeplerinden biri de tipini beğenmediğimiz için almadığımız gıdaların çöpe gitmesi. Yani bu yamuk öyle mükemmel olmayan şeyleri kimse almayı tercih etmiyor. O yüzden de daha evlere ulaşamadan marketlerden çöpe gidiyor maalesef o gıdalar. O yüzden bu konulara biraz özen göstermek istiyorsak mümkünse yamuk yumuk kimsenin tercih etmediği o gariban meyveleri, sebzeleri alalım lütfen. Süt ürünlerini dolap kapağına koymuyoruz demiştik. Burada ev yapımı Hindistan cevizi sütüm var. Ben normalde hayvansal süt ürünü tüketmiyorum. Daha çok bitkisel tercih ediyorum. Ama burada keçi sütü var. Köpeğim Bambu için ona iyi geliyor diye var. Burada geçen günlerde yaptığım ghee var. Bu da dolapta çok çok uzun süre gidebiliyor. İçinde süt proteini olmadığı için çok dayanıklı bir yağ. Efendime söyleyeyim. Burada da badem, ceviz, kaju gibi kuru yemişlerim var. Kuru yemişleri de böyle küçük keselerde ya da kavanozlarda gidip alabilirsiniz kuru yemişçinizden. Ben onları bayağı böyle toptan toptan alıyorum. Çok fazla yiyorum çünkü. Normal sıkı kavanozlarda böyle çekmecenizde nem, ısı ve güneş görmeyen yerde saklayabilirsiniz. Fakat ben kuru yemişleri mutlaka 12 saat suda bekletip öğle yemeği tercih ediyorum. Bu bakliyat ve tahıllar için de geçerli. Suda bekletmek önemli biliyorsunuz. Çünkü fitik asitten kurtuluyor ve içindeki vitamin ve mineraller çok daha kolay emiliniyor. Emilinmek ne kadar zor ya? Emiliniyor. Ve sindirimi de çok kolay oluyor. O yüzden eve getirdikten sonra kullanacağınız kadarını tabii ki yani ne kadar yiyorsanız çünkü toptan alıyorsanız benim gibi ben bir kısmını kiler dolabında saklıyorum. Bir kısmını böyle suda bekletiyorum yiyeceğim kadarını ve süzüp dolaba kaldırıyorum. Böyle eğer 2-3 günde bitirmemişsem o da nadir oluyor gerçi bir daha bir sudan geçirip yeniden süzüp yeniden dolaba kaldırıyorum ki taze taze olsun. Hem tatları da inanılmaz güzel oluyor. Taze ceviz, taze badem gibi oluyor. Bunu suda beklettikten sonra iyice fırında yeniden kurutuyorlar. Ama ben bu hallerini daha çok tercih ediyorum. Şimdi gelelim
yeşilliklere. Yani geçen günlerde bir anket yapmıştım. En çok çöpe yeşillikler gidiyor denildi. Öncelikle kalın yapraklı yeşillikleri saklamak için yani bunlar nedir? Marul, ıspanak, roka gibi. Onları bir güzel sirke suda yıkıyoruz. Salata kurutucuda iyice kurutuyoruz. Ondan sonra böyle nemli mutfak bezlerine sarıp kaldırıyoruz ki yemek istediğimizde hemen buradan tık tık salatamızı hazırlayabilelim. İşte burada benim roka, marul, ıspanak, ıspanak kökü. Bu ne? Bu da taze soğan. Taze soğan da çok bozuluyor denildi. Onu da böyle nemli bezlere sararak kaldırabilirsiniz gibi yeşilliklerim var. Burada da mesela biberiye var. Biberiye, kekik ve adaçayı gibi taze baharatları da nemli bezlere sarıp kaldırabilirsiniz. Çok daha uzun süre dayanır. Gel gelelim bir de ince yapraklı minnoş yeşilliklerimize. Maydanozumuz, dereotumuz, nanemiz bunlar hem bencicik pörsüyen giden yeşillikler. Herkesin derdi bu çocuklar. Şimdi gördüğünüz gibi benim burada nanem ve maydanozum var mesela. Onları da böyle su dolu bir bardakta, kavanozda saklıyorum. Bunlar aynı şekilde tezgah üzerinde saklanabilir. Böyle suda sakladığınızda çok çok daha uzun zaman dayanıyor. Normalde bunun üzerine streç film de geçiriyorlar daha uzun dayansın diye ama biz streç kullanmamaya çalışıyoruz. Şimdi bunun önemli olan suyunu 2-3 günde bir değiştirmek. Ben size ne diyeyim? Bu ne zamandan yani? Bu nanelerin kesin 2 haftası var. Öyle söyleyeyim. Normalde kararıp çöpe giden naneler, dereotları, maydanozlar böyle suda sakladığınızda çok çok daha uzun dayanıyor. Neleri, hangi yeşillikleri dolaba koymuyoruz? Mesela reyhanı, fesleğeni dolaba koymuyoruz. Onları yine su dolu bir bardakta dışarıda tutuyoruz. Çünkü dolap kararmasına sebep veriyor. Hemen gidiyorlar onlar. Bir de bir şey atladım. Normalde dolabın en alt katına çiğ gıdalar konuyor. Yani böyle et, balık gibi ürünleri buraya en alt köşeye koyuyoruz. Bende öyle şeyler yok şu anda. Nadir tüketmeye çabaladığım için. Şimdi gelelim meyve sebze çekmecelerimize. Şimdi meyveler düşük nem, sebzeler yüksek nem seviyor. Benim dolabımda böyle bir opsiyon var. Düşük ve yüksek neme göre ayarlayabiliyorsunuz. Ama birçok dolapta da olmayabilir. O yüzden yapacağımız en iyi şey meyvelerimizi, sebzelerimizi ayırmak ki birbirlerini boğmasınlar. Sürekli yapar oldum. Minions gibi. Benim tavsiyem sebzeleri çekmecenizde saklayıp meyveleri ayrı kaplarda, birbirinden ayrı kaplarda ya da keselerde rafta saklamanız. Efendim, burası benim meyve gözüm. Şimdi alışverişe giderken yanımızda kendi keselerimizi götürdüğümüzü anlatmıştım. Elimizden geldiğince onları taşımaya çalışıyoruz. Böyle meyveler için bunları ekolojik dönüşümden aldım. Aşırı kullanışlı ve tatlılar. Atıksız alışveriş yapacağız diye böyle yeni yeni keseler, yeni yeni çantalar almanıza gerek var mı? Hayır, kesinlikle yok. Gayet normal kendi sırt çantanızla, pazar çantanızla alışverişe gidebilirsiniz. Böyle sıfırdan keseler almak yerine de eski lekeli, efendim söyleyeyim, yastık kılıfınızı kullanabilirsiniz. Eski tişörtlerinizden küçük keseler yapabilirsiniz. Yani illa yeni bir şeye yatırım yapmanıza gerek yok. Dönüştürerek elinizdeki de bit tabi güzel bir alışveriş çantası hazırlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benim türlü türlü meyvelerim var. Bazı meyveleri burada tutmuyorum. Onlar dışarıda, onları da anlatacağım. Etilen gazı şov yapan meyveler dışarıda duruyor ki kimseyi mahvetmesinler. Şimdi burada da sebzelerim var. Çok fazla da bir sebzem yok. Pırasa var. Pırasayı da ve diğer bütün sebzeleri de illa böyle kese kullanmanıza gerek yok. Dediğim gibi bu mutfak bezinesi sarıp, nemli bir beze sarıp, çünkü sebzeler yüksek nem seviyor, böyle kaldırabilirsiniz. Burada turp ve alabaş var. Kök sebzeleri dolaba kaldırırken, yani pancar, havuç, efendime söyleyeyim turp gibi sebzeleri kaldırırken yeşil kısımlarını kestiğinize emin olun. Çünkü buradan nem alıyorlar ve çok daha çabuk çürüyorlar. Yeşil kısımlarını kesip atmıyoruz tabii. Onları da değerlendiriyoruz. Sadece ayrı saklıyoruz. Evet, bu şimdilik benim dolabım. Bende olmayan meyve sebzeler olabilir. Unuttuğum şeyler olabilir. Bana sorarsanız ya da sizin aklınıza gelen tavsiyeler varsa onları söylerseniz çok sevinirim. Şimdi Allah buradan
kuru gıdalara gideceğiz. Dolabı kapatabilirsem. Şöyle dolabım ve ben. Kuru gıdalara gideceğiz. Kapan, tutsam kapan.